Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler hafta sonu Kütahya ve Tavşanlı temaslarında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretlerini değerlendirdi. Tavşanlı'ya çok önemli yatırım müjdeleri veren Bakan Kasapoğlu'nun dört önemli projeye destek sözü verdiğini belirten ve ayrıntıları anlatan Başkan Mustafa Güler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıya'ya teşekkür etti. İşte başkanımızın Bakan Kasapoğlu temaslarına ilişkin basın açıklaması. Malum pandemi nedeniyle ülkemiz çok kritik bir dönemden geçmekte. Aynen dünyada olduğu gibi. Fakat bu kritik döneme rağmen Hükümetimizin ülke içerisinde ekonomiyi canlı tutabilmek amacıyla aldığı her türlü tedbiri biliyoruz ve yine böyle kritik bir dönemde AK Parti hükümetinin bakanlıklarının tüm ülke çapında almış olduğu kararlarda yatırma dönük olan kararlarda takdire şayan çıktığımız hafta itibariyle yani çıkan hafta itibariyle cuma günü Akşam saat 21 itibariyle hmm. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu Altıntaş Zafer Havaalanı'na indi. Oradan kendisini karşıladık ve gülümser altında misafir ettik bir gece. Ertesi günü Kütahya Valiliği'nde yapılan il istişare toplantısında Kütahya Merkez Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamı o toplantıda hazır bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçelere dönük olarak yapacağı yatırımlar bu toplantıda tekrar masaya yatırmak suretiyle son karar Bakanımız tarafından verildi. Devamında ise Kütahya merkezde bir yarı olimpik yüzme havuzunun halka dönük açılışı yapıldı. Halk ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve devamında akşamüstü saat 17 itibarıyla 17.30 itibarıyla bakanımız Tavşanlıya teşrif ettiler. Burada önce gençlik merkezinin açılışı, daha sonra hastane yokuşunda inşaatı biten ve devir teslim yapılan kapalı spor salonunun açılışı yapıldı ve devamında da Göbel Termal Turizm Merkezi'nde kapıcalarda akşam yemeği yendi. Biz tavşanlı halkı olarak ya da tavşanlı belediyesi olarak, tavşanı yöneten insan olarak Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kütahya'ya gelişinden, ilçemizi ziyarette bulunuşundan son derece mutlu ve mesut olduk. Neden diyecek olursanız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kütahya iline gelişi ve ziyaretleri vermiş olduğu müjdelerden belki de en fazla yaralanan ilçe tavşanlı oldu. Elhamdülillah diyoruz. Sayın Bakanımız yaklaşık 2018 yılından bu tarafa gündemde olan Tavşanlı'da Karakova bölgesinde yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun müjdesini verdi. Yani Tavşanlı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynen Kütahya'da yapıldığı şekliyle yarı olimpik yüzme havuzu projesi hayata geçecek. İnşallah en kısa zaman içerisinde bununla ilgili ihale kararı alınacak. Bir diğer önemli konu yine Tavşanlı Belediyesi'nin önem verdiği konulardan bir tanesi. Bizim malum her mahallede semt sahalarımız var. Yaklaşık ilçe genelinde 15 adet semt sahamız var. Yetmediği için okulların hayat olsun projesi kapsamında okul bahçelerinde de semt sahaları yaptık. Bazı kulüplere dönük olarak Tavşan'ı genelinde 10 adet halı saha projesi de hayata geçmişti. Baktığımız zaman Tavşanlı gençliğinin yani 4-21 yaş arasında 20.300 civarında olduğu görülüyor. Bu gençliğin sportif etkinliklerde bulunabilmesinin sağlanması ve e, sağlıklı bir yaşamanın da önünü açmak amacıyla e, SporToto Teşkilat Başkanlığımızda biz geçen haftalarda semt sahaları ile ilgili bir talepte bulmuştuk. Bu talebi bakanımıza yeniledik ve nasip olursa inşallah Tavşanlı genelinde 15 adet daha semt sahanın yapım sahasının yapımı ile ilgili müjdeli haberi de bakanımızın ağzından duyma imkanına sahip olduk. Yine Tavşanlı Belediyesi'nin kazanımlarından bir tanesi gençlik kampı. Yani Göbel'de Bungolov yapılaşmalı gençlik kampı. Bunun avantajı şu. Bir dünya amatör spor kulübümüz var. Toplamda 36 adet. Ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların gençlere dönük olarak faaliyetleri var. Yine cami e, gençlik buluşmaları adı altında tavşanın müftülüğü ile son 3 senedir yoğun bir şekilde gençlik hareketlerimiz var. Camilerde ve göbel kapıcılarında. Belediyemizin de AK Parti hükümetinin gençlerle ilgili oluşturmuş olduğu politika çerçevesinde parantez içerisinde açayım ben burayı. Biz bu konuda 2018 yılından itibaren hazırlığa başlamıştık. Konu geçen sene Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da yapılan toplantıda mecburi hale getirildi. Yani her belediye gençlikle ilgili belediyelerinde bir şube müdürlüğü veya temsilcilik oluşturmak zorunda. 22 artı ayrı branşta yüzlerce gencimizi belediye bünyesinde tutabilmek amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli istişareyi sağlama ve Tavşan'a da gençlik hareketini aktif hale getirebilmek için bir çalışmamız vardı. Bunun konaklamaya dönük olarak eksik alan bölümünü de Göbel'de planlamıştık. Sayın Bakanımızın gelişiyle birlikte inşallah Göbel'deki e, bungalov tipi e, konaklama tesisi, gençlik merkezi ve aynı zamanda oradaki ...sosyal tesisler konusunda da Sayın Bakanımız... ...ilgililere, ilgili daire müdür, genel müdürlere talimatı verdi. Bunun çalışması için Ankara'da gerekli temasları sağlayacağız. Bir diğer konu... ...malum e, Dedebali Yurdu var. FETÖ'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devralan. Biz gençlik için orayı... E, ...eğitim amaçlı, kültürel amaçlı kullanmak üzere... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık bir kira bedeli karşılığında devraldık. İçerisinin gerektiği bakım onarım ve rehabilitasyon işlemleri bitti. Malzeme eksikliği yani mobilya, perde gibi, ondan sonra bilgisayar gibi ya da gençliğin o bölgedeki ihtiyacı olan onların kayıtları bizde var. Her türlü ihtiyacın karşılanması gerekiyordu. Belediye olarak biz Tam yola çıkarken bakanımızdan bu konu ilgili e, oranın eksiklerin tamamlanması konusunda yardım talebinde bulunduk. Bakanımız da onunla ilgili listenin kendisine ulaştırılmasını talep etti. Belediye Meclisi üyesi Furkan Dinçer üzerinden gerekli temaslar inşallah Ankara'da sağlanacak. Özetle tavşanlı Sayın Bakanımızın gelişiyle iki adet tesisin açılışını yaptı ama e, bir adet yüzme havuzunun Yarım olmuş bir küzme yapımı ile ilgili nihai kararı Sayın Bakanımız verdi Tavşanada. ikinci olarak 15 adet semt sahası ile ilgili gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili talimat oldu Sayın Bakanımız. Üçüncüsü Göbel'de gençlik kampı ile ilgili çalışma konusunda gerekli e, altyapı çalışmalarının ve proje çalışmalarının zaten projemiz var. Nihayet erdirilmesi ile ilgili talimat oldu. En son dördüncü olarak da Tavşanı Belediyesi'nin gençlik merkezi olarak kullanacağı Dedebali Gençlik Merkezi ile ilgili de malzeme eksikliği konusunda tamamlanması için talimat oldu. Ben... Önemli olan tesislerin açılışı ve diğer müjdeli haberlerin alınması konusuydu. Biz bu konuda hedefimize ulaştık. Ee, tavşan halkına verilen müjdeler için ekibine ve zat ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla neticelenir diye temenni ediyorum.